Türkiye'deki birçok şirket Almanya'ya, Avrupa'ya açılmak istiyor. İstanbul'dan avukat Melis Ersöz Koca yaklaşık 5 yıldır Türkiye'den Almanya'ya açılmak isteyen şirketlere danışman olarak hizmet veriyor. Merhaba Melis Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben her şeyden önce şirketlerin hangi şartlara sahip olması gerektiğini öğrenmek istiyorum. Almanya'ya yatırım yapmak isteyen. Bu arada büyük şirketleri sormuyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri de soruyorum. Ne gibi şartlar gerekiyor? Temel şartlar. Evet Arzu Hanım, aslında kanundaki şirket kuruluş şartlarını taşıyan bütün Türk yatırımcılar, firmalar ya da gerçek kişiler Almanya'da yatırım yapabilirler. Genellikle Türk yatırımcılar bir limited şirket kuruluşunu tercih ediyorlar çoğunlukla Almanya'da. GmbH dediğimiz. Türkiye'de de aslında durum böyle. Biz de GmbH kuruluşlarında Türk yatırımcılara destek oluyoruz. Bunu firma olarak kurabiliyorlar. Yani Türk firması Alman limited şirketin tek ortağı olabiliyor. Ya da gerçek kişi ortak olabiliyor Alman limited'te. Bu noktada tabii ki Almanya'da başka şirket tipleri de var. Sermaye ve şahıs şirketleri. Bunu biz aslında kişiyi dinleyerek, kişiye uygun danışmanlık vererek kişinin kendine en uygun şirketi seçmesinde ona destek oluyoruz. Ve genellikle dediğim gibi limited şirket kuruluşu şeklinde Türk yatırımcılar Almanya'da faaliyetlerine başlıyorlar bu şirketi kurarak. Bu şirkete bir müdür gerekiyor. Kendileri müdür olabiliyorlar orada. Ortak olarak. Ama aslında Türkiye'deki gibi ortakların da Alman Limited'de müdür olma zorunluluğu yok. Dışarıdan da bir müdür seçebilirler. Ve yine bu noktada müdürün Almanya'da oturumu olması şart değil. Eskiden bu böyleydi. Biz Almanya'da oturumu olan birini arardık müdür olması için. Ya da bunun için farklı çözümler geliştiren çeşitli danışmanlık firmaları vardı. Ama artık böyle bir şart da kalktı. Müdür tamamen Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de ikamet eden bir kişi olabilir. Ve dediğim gibi müdür şirketi temsil ediyor dış dünyaya karşı. Ve aslında Almanya'da bütün sorumluluk da müdüre ait. Bütün vergisel sorumluluk, yönetimsel sorumluluk müdürün üzerinde. Türkiye'de bu böyle değil. Mesela kamu borçlarından Türkiye'deki limited şirketin ortakları da sorumludur. Ama Almanya'daki limited şirkette ortaklar sermaye borçlarını ödedikten sonra şirkete diğer bütün borçlardan şahsen sorumluluktan kurtulurlar. Dediğim gibi pratikte limited şirketi kuruyoruz. Noter aşamasında, banka aşamasında Türk yatırımcılara destek oluyoruz. Berlin'de bir büromuz var ve bu büromuzda noter bir arkadaşımız var. Bununla birlikte bu açılışları yapıyoruz. Genellikle biliyorsunuzdur noterler şirket müdürünün noterde bizzat bulunmasını isterler şirket sözleşmesinin yapılışı esnasında. Biz bunu Türkiye'deki şirket ortakları Almanya'ya gelmeden de yapıyor durumdayız. Buna bir çözüm geliştirdik. Ve aynı şekilde banka hesabı açılışlarında da banka memuru muhakkak bir defaya mahsus müdürü görmek ister. Bunu da yine beraber çalıştığımız bankaları müvekkillerimize sunuyoruz. Bu bankalarda hesap açılışına tamam diyorlarsa bu bankalarda da yine Almanya'ya gitmeden hesaplarını açıyoruz. Sermayelerini ödüyorlar ve şirket tescil için ticaret siciline gidiyor. Bu şekilde bir de yine küçük yatırımcılar için mini limited şirket dediğimiz UG kurma imkanları var. Bunu da çoğu zaman Türk yatırımcılar duymuş oluyorlar. Çünkü bu şirketin sermayesi 1 euro ortak başına. İlgi çekiyor Türkiye'de. Ve çoğunlukla Amazon, PayPal hizmetlerini kullanmak isteyen Türk yatırımcılar da UG kuruluşunu tercih ediyorlar. Ama bu mini bir şirket dediğimiz gibi çok yoğun ithalat, ihracat yapan şirketler için uygun olmuyor. Kuruluş süreci zaten limited şirkete çok benziyor. Sadece masrafları biraz daha az limited şirkete göre.
Buna ek olarak yine taşınmaz alımı ve kiralanması şeklinde bir takım yatırım yapan Türk firmaları ya da gerçek kişiler oluyor. Bu noktada da biz müvekkillerimize A'dan Z'ye destek veriyoruz Almanya'da. Peki ben Türkiye'de yaşıyorum. Şirket kurmak istiyorum Almanya'da. Almanya pazarını açılmak istiyorum. Ama size gelmiyorum, gelemiyorum. Her neyse başka hangi kanallar doğru kanallardır bilgilenmek için? Yani ticaret odasına mı başvurmak lazım? Elçiliklere mi? Neresi doğru ve ciddi bilgileri verebilir? Türk yatırımcılar aslında Türkiye pratiğinden yola çıkarak çoğu zaman mali müşavirlerce şirket kuruluşuna gitmek istiyorlar Almanya'da. Ama bildiğiniz üzere Almanya'daki pratikte avukatlar bu sürecin hazırlıklarını çoğunlukla yürütüyorlar. Bu noktada yani doğru ve pratik bilgiler için aslında ilk etapta bu alanda çalışan avukatlara, hukukçulara başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Yine yatırımcılar Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası'na üye olabilirler ve bunun da çok faydasını görürler. Ama özellikle kuruluştan sonra bu tarz organizasyonların çokça süreçte faydasını görüyor müvekkillerimiz. Gümrük aşamalarında ya da bürokratik aşamalarda. Bunları da tavsiye ediyoruz. Ben Türkiye'ye her geldiğimde birçok insan, gerek oradaki tanıdıklarım, gerek yeni tanışanlar hep bana bilgilenmek için çeşit çeşit sorular soruyorlar. Ve tabii ki ben bu konularda çok bilgili değilim. İşte Almanya'ya nasıl açılabiliriz gibi. Ben yani Türkiye'den çok ilgi görüyorum. Sizin deneyimleriniz nasıl? Türkiye'deki insanlar, şirket sahipleri, ister küçük, ister orta, ister büyük şirketler olsun. Almanya pazarına açılma isteği yoğun mu size göre de? Türk yatırımcıların Almanya'ya ilgisi çok fazla gerçekten. Tabii her soru yatırıma dönüşmüyor. Fakat Türk yatırımcıların her zaman bir uluslararasına açılma, Avrupa'ya açılma ya da bir B plan arayışları var. Ve genelde yurt dışına açılmak isteyenlerin de ilk düşündüğü ülke Almanya oluyor. Çünkü genelde tanıdıklarından bir takım duyumlar ediniyorlar. Ya da Alman şirketlerle iş ilişkisi içerisinde olan Türk firmalar bu ilişkiden karlı çıkıyorlar ve bunu daha da nasıl karlı hale getiririm diye düşünüyorlar. Böyle bir ilgi doğuyor Türk firmalarda ya da kişilerde. Tabii ki Almanya'da güzel teşvik imkanları da var ve sosyal bir devlet, hukukun işlediği bir devlet. Öte yandan yüksek vergiler ya da yoğun bürokrasi gibi dezavantajları da var. Bu ilgi çerçevesinde aslında yatırımcının bu ilgiyi somutlaştırması gerekiyor araştırma yaparak. Ve araştırma yaparak, danışmanlık alarak bir karar vermesi gerekiyor. Sonuçta her ilgi de aslında yatırıma dönüşmüyor. Peki sizin gözlemleriniz nedir? Başarı oranı ne? Almanya'ya açılan şirketler arasında beklediklerini, umduklarını buluyorlar mı yoksa çok hayalperest mi bir yaklaşım var? Sizin gözlemleriniz nasıl? Bunu aslında iki kategoriye ayırabiliriz. Bazı Türk küçük orta ölçekli işletme sahipleri gereği kadar araştırma yapmıyorlar ve çok hızlı bir şekilde kendileri gelip, kendileri hatta bir noter bulup organize edip kuruluşa girişmeye çalışıyorlar. Bir takım evrakları da yapıp aslında getirmiş oluyorlar ve Almanya'da hemen bu işlemleri bitirmek istiyorlar. Fakat unutmamak gerekir ki Almanya'daki şirketi Türk şirketin bir uzantısı olarak kurmanın sonuçları farklıdır. Bizzat kendiniz ortak olarak kurmanın sonuçları farklıdır. Bunun araştırmasının iyi yapılması gerekiyor. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla yeteri kadar araştırma yapmayıp çok büyük heyecanlarla gelen firmalar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bir sene gibi kısa bir süre içerisinde. Bu noktada bazı Türk yatırımcılar hukuki ve mali anlamda danışmanlığa yeteri kadar kaynak ayırmak istemiyorlar ya da bunlardan tasarruf yapmak istiyorlar. Bu da maalesef aslında çok karlı olabilecek bir yatırımın kısa zamanda sona Zarara ermesiyle dönüşüyor. sonuçlanıyor. Evet, zarara dönüşüyor. Peki. Peki en sık karşılaştığınız böyle doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Veyahut da karşılıklı ön yargılar.
sizin en çok yaşadığınız? Benim en çok yaşadığım UG kuruluşlarında özellikle Türk yatırımcılar 1 euroya, 1 euro sermaye ile küçük mini bir şirket kurarak Almanya pazarına girmek istiyorlar bazen. Bu şirket tipinde unutulmaması gereken bir nokta var. Mini UG'de her sene elde ettiğiniz karın %25'ini yedek akçe olarak ayırmak zorundasınız. Çünkü mini GmbH'nın asıl yönlendiği taraf bu %25'lerin bir zaman sonra 25 bin euro olan limited şirket ana sermayesine ulaşıp şirketin gerçek anlamda bir limited şirkete dönüştürülmesi. Yani UG kuranlar bütün karı ben Türkiye'ye havale ederim, aktarırım gibi bir şey düşünmesinler. Bu yedek akçe konusu çok ciddi takip edilmesi gereken bir konu. Ve göz ardı da edilmemesi gereken bir konu. Öte yandan genel işleyişle ilgili olarak önyargılardan bahsedebilirim. Türkiye'deki hız Almanya'da yok öncelikli olarak. Bunu Türk yatırımcının bilmesi ve kabul etmesi gerekiyor. Almanya'da bir şirket kuruluşu en iyi ihtimalle 2 ila 3 hafta sürüyor. Bazen yani çoğu zaman Türk yatırımcılar çok aceleci davranabiliyorlar ve düşünülmesi gereken şeyleri tam düşünmeden kuruluş işlemlerine girişebiliyorlar. Bu da zamanla evrakların değişmesini gerektiren bir husus ortaya çıkabiliyor ya da tekrar hazırlanmasını gerektiren konular ortaya çıkabiliyor ve zaman ve masraf kaybına sebep oluyor. Öte yandan işlemlerin yavaşlığı Türk yatırımcılarda işlerinin olmadığı ya da anlaştıkları kişinin çalışmadığı izlenimini onlara verebiliyor. Bu bakımdan iki ülkenin dinamiklerinin farklı olduğunu Türk yatırımcı göz önünde bulundurmalı ve çalışma kültürüne de alışması gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün Almanya'da gelip iş yapacaksa gerçekten bu anlamda iki ülke, Türkiye ve Almanya çok farklı. Peki sizin sektörel olarak tavsiyeniz nedir? Hangi sektörler Almanya'da daha başarılı oluyor? Türkiye'den gelen kimlere daha çok tavsiye edersiniz Almanya'ya da yatırım yapmalarını? Yani aslında düzgün bir business planle yola çıkan şirketler sektör fark etmeksizin başarılı oluyorlar. Bu zamana Yani kadar Asya Almanya'ya meselesi açısından sormak istiyorum ben. Hani daha çok gıda sektörü müdür veyahut da el sanatları ile ilgili bir şey midir? Öyle bir şey var mı? benim Berlin'de bu zamana kadar kurduğumuz şirketleri göz önüne alırsak gastronomi açısından çok başarılı olan Türk şirketleri var. IT hususunda gelip çalışmaya başlayan, çok güzel anlaşmalara imza atan bir takım Türk şirketleri var. Bunlar gurur verici aynı zamanda. Yine ihracat yapan, lojistik işiyle uğraşan güzel, başarılı şirketler var. Tabii ki bunların hepsinin başarılarını planlamalarına borçlu. Mesela yine gastronomi alanında başarılı olan şirketler var dedim ama maalesef birkaç kurduğumuz şirket de bu planlamaları düzgün yapmadığı için piyasadan çekilmiş durumdalar şu an. Yani Türk gibi başlamalı ama Alman gibi devam etmeli. Benim sizin bu söylediklerinizden çıkardığım sonuç bu. Peki benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir nokta, değinmek istediğiniz bir nokta veyahut da tavsiyeleriniz varsa eğer onları da alalım. Tabii Almanya neden çok tercih ediliyor Avrupa ülkeleri arasında diye düşünecek olursak, Türkiye ile Almanya'nın biliyorsunuz aslında çok uzun yıllardır bir hani misafir işçi göndermekten başlayan sonra da yoğun bir ticaretin aktığı iki dost ülke diyebiliriz. Almanya Türk yatırımcıları için çok aslında cazip bir ülke. Biliyorsunuz artık birçok devlet kurumunda dilekçeler dahi Türkçe dilinde sunuluyor. Bu aslında bizim vatandaşlarımız için çok büyük kolaylık. Çok fazla sayıda konsolosluğumuz var. Özellikle ailelerini getirmek isteyen Türk yatırımcılar olabiliyor. Aslında şirket kurup oturum izni alıp ve daha sonra ailesini de getirip yaşamlarını Almanya'ya çekmek isteyen yatırımcılar olabiliyor. Bunlar için aslında Almanya diğer Avrupa ülkelerine göre sağladığı sosyal imkanlar açısından da bir adım önde olan bir ülke. Tabii ki dezavantajları noktasında vergilerin yoğun olduğu bir ülke, bürokrasinin çok yoğun olduğu bir ülke.
Ama yine de yani hayatını bir şekilde Avrupa'ya çekmek isteyen kişiler için çok ideal bir ülke olduğunu söyleyebiliriz aile ortamı için. Yani kendilerini yabancı hissetmeyecekler burada çünkü yeterince Türk var. Tabii sadece Berlin'le Evet. sınırlamayalım biz bunu. Hani Köln'e, Hamburg'a birçok kente yerleşmek mümkün. Peki eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Herhangi bir nokta? Bir de sayılar var mı sizde veri olarak? Türkiye'den ne kadar çok şirket yatırım yaptı son yıllarda? Onunla ilgili bir veri var mı elinizde? Bu noktada maalesef biz de akademik çalışmalarda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü her gelen Türk şirket, Türk Ticaret Odası ya da hani bu takım kuruluşlara üye olmadan bir şekilde tek tabanca geldiği için sayılar noktasında biz de çok güzel istatistiklere sahip değiliz. Ancak North Rhine-Westphalia eyaletinde bir araştırma yapılmıştı ve geçen sene 73 şirketin kurulduğu Almanya'da 73 Türk şirketinin kurulduğu tespit edilmişti. Tabii bu ne kadar doğru onu bilmiyorum ya da sadece eyaletle mi sınırlı. Bu noktada aslında Türk yatırımcılar yatırım yaptıkları zaman özellikle şirket kurdukları zaman ticaret odalarına üye olurlarsa Türk Almanya ticaret odalarına. Biz de daha güzel sayılara ulaşabiliriz. Bu noktada da ancak üye olan şirketler açısından şu an bir istatistik var. Ama bu tabii ki %100'ü yansıtmıyor diyebilirim.